Çok değerli Ankaralı sanatseverler, Art Ankara'nın değerli sanatçıları, katılımcıları, sevgili Ankaralılar, sevgili hemşerilerim. Ben 57 Ankara doğumluyum, 68 yılına kadar da Ankara'da yaşadım. Dolayısıyla genetiğimde ve kültürümde hep Ankara yoğun olarak vardır. Sonra da Ankara, Paris ve New York'la beraber en çok sergi açtığım şehrimiz İstanbul'dan sonra. Buraya sık sık gelmeyi seviyorum. Bugünkü konuşmamız bu yıl, daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında 2023'te bir sergi düzenledik. Bu proje benim fikrimdi ve hazırlığı da 3-4 ay sürdü. Serginin adı, bu kataloğunu da yaptık, çok güzel bir kataloğu da var. 100. yıl perspektifinde sanat Türkiye'de modern ve çağdaşın serüveni. Bu sergi iki ayrı mekanda yapıldı İstanbul'da. Biri benim kurucusu olduğum Taksim'deki sanat merkezim Piramit Sanat. Yarısı oradaydı. Diğer yarısı da Piramit Sanat'ta 36 sanatçı vardı. 43 sanatçı da Taksim Sanat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür AŞ ile beraber işlettiği Taksim Sanat Galerisi'nde. O da Taksim'e gittiğinizde İstanbul'a, tam meydanın ortasından yürüyen merdivenle aşağıya indiğinizde karşınıza çıkan galeri Taksim Sanat. Biz bu sergiyle ilgili ben özetle neden yaptığımı şöyle söyleyeyim. Çok çok kısa bir giriş yapayım videoları izlemeden önce. 100. yıl Türkiye Cumhuriyeti'ni bir kültür devrimi olarak kurmuş olan Büyük Önder Atatürk'ün tabii bize verdiklerinin 100. yılı, Cumhuriyet'in 100. yılı son derece önemliydi. Ve tabii burada sanatçıların da bu yüzyılı kutlamak, kutsamak, Atatürk'ün büyük devrimlerini ve büyük eseri Cumhuriyet'i kucaklamak için böyle bir sergi yapılması kaçınılmazdı. Fakat 2023'e girdikçe böyle çok büyük ve kapsamlı bir projenin İstanbul'da oluşamadığını gördük. Ankara'da CER Modern'de bir sergi açıldı 100 yapıtla, 100. yıl 100 tuval yapıtla. O da değerli bir girişimdi. Fakat orada en genç ressam 57 doğumlu olarak bendim. Dolayısıyla bunun da tabii, her ne kadar biz kendimizi hala çok genç görsek de ve Allah'a şükür rahat 2 saat tenis ve futbol oynasam da tabii ki çok daha bizden çok daha genç kuşak sanatçıların da varlığıyla yeniden böyle bir değerlendirmenin ve kapsamlı bir serginin İstanbul'da yapılması lazımdı. Müzeler buna zaman veya mekan ayıramadı, bildiğimiz büyük müzeler. Kültür Bakanlığı'nın Ankara'da, İstanbul'da bu yönde büyük projeleri olmadı. Dolayısıyla ben 2023'ün yazında böyle bir sergi kesin yapılması lazım diye çalışmalara başladık. İşte Piramit Sanat'ın direktörü Öykü Eras'la bu projeyi oturttuk. Hızla İBB'nin Taksim Sanat Galerisi ile
bir buçuk ay süren görüşmelerle projeyi oturttuk. Onlar da mekanı verdi. Bu projenin hazırlığı 4 ay sürdü. Sergi 2 ay sürdü. Piramit Sanat bir devlet kurumu değil. Bir sponsoru da yok. Sonuçta ne Kültür Bakanlığı'ndan, ne vakıflardan, ne belediyelerden bir geliri de yok. Fakat bu proje bizim 5-6 ayımızı tamamen meşgul edecek, işgal edecek olmasını biz büyük bir sevinçle ve keyifle karşıladık. Çünkü zaten hazırladığımız bu sergide hiçbir tabii ki satılık iş yoktu. Eserlerin çoğu bazıları sanatçılardan veya ailelerinden, diğerleri koleksiyonerlerden, bir kısmı benim koleksiyonumdan verilmiş eserlerle hiçbir satılık eser olmayan bir sergiydi. 100 yıl perspektifinde sanat, Türkiye'de modern ve çağdaşın serüveni. Doğumu en eski sanatçı rahmetli Nazmi Ziya, 1881 doğumlu. En genç sanatçı da 1996 doğumlu Şevval Başalan'dı. Demek ki 115 yıla yayılan bir yelpazede bu Cumhuriyet'in 100 yılında doğmuş sanatçılar bu sergide yer alıyordu. Şimdi bu sergiye yarım saatin sığdığı şekilde size hızla bahsedeceğim. Önce videoları görmemizi rica ediyorum. Kısa iki video, toplam 3,5-4 dakika, onları izleyelim lütfen.
Sergiyi bilerek karışık astım, kronolojik asmadım. Bütün o dönemlerin farklılıkları, vuruculukları, stil fark zenginlikleri ortaya çıksın diye. Böylece değişik kuşaktan sanatçıların belki diyaloğu ve oluşturdukları geniş stil yelpazesi yüzyıla yayılan daha belirgin olarak görülebildi ve sanki kuşaklar arası bir diyalog oluştu. Yani işte 1990'larda doğmuş eserde çok beğendiğim Tayfun Günel, hemen köşeyi dönüyorsunuz. Rahmetli Burhan Doğançay. Onun yanında ondan da daha eski İbrahim Çallı. İşte sonuçta aynı salonda Leyla Emadi, onun işleri. Şimdi burada ya da video sanatının dünyada en önemli isimlerinden Neil Yalter, yine aynı küçük salonda. Bunun gibi birçok örnek vardı. Atatürk'e ithaf ettiğimizi söyledim. Atatürk'ün beynini bir tek Leonardo da Vinci ile kıyaslayabiliriz. Çünkü Leonardo da Vinci bildiğiniz gibi filozof, ressam, astronom, mimar, mühendis, mucit, matematikçi, anatomist, müzisyen, kartograf, botanist, jeolog, büyük bir deha. Atatürk deseniz büyük bir savaş kahramanı, aynı zamanda büyük bir devlet adamı, diplomat, öğretmen, matematikçi, kültür devrimcisi ve bakın Kurtuluş Savaşı'nı verirken bile gece uyurken bu Osmanlı İmparatorluğu çökerse kuracağımız cumhuriyet nasıl olmalı diye bütün o büyük resmi kafasında yapıyor. Yani kadın erkek ilişkileri nasıl olacak, nasıl giyinecekler, başkenti nerede olmalı, efendim sanatın hangi dallarını nasıl en hızlı şekilde bu cumhuriyette yaşama geçirebiliriz, eğitim nasıl olmalı, alfabe nasıl olmalı, kılık kıyafet nasıl olmalı, dünyayla diyaloğu ve barış ilişkileri nasıl olmalı? Bütün bunları kafasında o büyük planda, büyük resmi gerçekleştirdiği için 1923-38 arası 15 yıla bütün bunları sığdırabildi Mustafa Kemal. Ve biz de Leonardo da Vinci'yi Türk sanatçıları olarak hatırlatırım, dünyaya önermiştik 15 Nisan onun doğum günü, Dünya Sanat Günü olsun diye. Bildiğiniz gibi bu önce Uluslararası Sanat Birlikleri tarafından, UNESCO'ya bağlı Uluslararası Sanat Dernekleri tarafından kabul edildi. Daha sonra ben bir uluslararası örgütün dünya başkanı olduktan sonra da bunu UNESCO'ya teklif ettim ve o 7,5 yıllık sürecin ortalarında sonuçta UNESCO'da artık Dünya Sanat Günü'nü resmi gün olarak kabul etti. Ben bir yıl önce görevimi bıraktım. Fakat böyle kalıcı bir güzel sonuç oldu. Bu da Atatürk'ün Türkiye'sinin Leonardo'ya bir katkısı olarak tarihe geçti. Atatürk ilk sergiyi Cumhuriyet kurulurken Cumhuriyet'in açıklanmasına 15 gün kala ilk sergiyi Türk Ocağı'nda Ankara'da yapıyor ve orada sergiyi açmakla kalmıyor. Bütün milletvekillerini davet ediyor ve milletvekillerine bir mektup yolluyor. O mektupta şu satırlar yer alıyor. Milli hükümetin merkezine büyük bir ümit ile gelmiş, hakiki ve acı mahrumiyetlere rağmen sanatın şulesini söndürmemek için çok fedakarlıkla çalışan ressamlarımızın,
buradan kırgın olarak dönmemeleri hepimizce arzulanır ve lüzumludur. Yani diyor ki milletvekillerine, siz de lütfen bu eserlerden satın alın diyor. Yani mühim olan bu sanatçıların yalnız buraya gelmesi değil, aynı zamanda bu eserlerin sizin evlerine girmesi önemli ve bu sanatçılar buradan kırık ayrılmamalı diyor. Ve burada şöyle söyleyeyim, Selçuk Pehlivanlı'nın dedesi milletvekili Ahmet Pehlivanlı ve şöyle söyleyeyim, bu resimlerden üçünü satın alıyor ve biz Ankara'da Çağsav yöneticilerinden çok değerli koleksiyoner Naz Balkan'ın, rahmetli büyük koleksiyoner dostumuzun kızı, maalesef bir trafik kazasında kaybettiğimiz Sayın Balkan'ın kızıydı Naz Balkan ve o bu aracılık, onun aracılığıyla Selçuk Pehlivanlı, yani resmi satın alan milletvekilimizin torununun elinde olan kavun ve incir resmini demin videoda da gördünüz, bu sergiye getirttik ve Atatürk'ün de önünde gezdiği, arkadaşlarıyla sohbet ettiği o resim 100 yıl sonra İBB'nin Taksim Sanat Galerisi'nde de sanatseverler tarafından görülebildi. Şimdi sanatçıların tabii seçimi büyük bir sorundu. Şöyle sorun, normalde bu yüzyıl üzerinde bu topraklarda iz bırakmış sanatçıları bir araya getirelim desek 81 değil, bu rakamın en az 160 ya da 181 olması lazım. O da en azından. Ama yer en fazla aşırı bir sıkışma olmadan yer en fazla 81 sanatçıya olanak verdi iki galeri. Ve bu 81 sanatçının seçimini yapmak tabii ki benim için büyük bir zorluktu. Bu arada seçilen sanatçıların aşağı yukarı üçte biri kadın sanatçılardı. Fakat kadın sanatçıların hiçbiri bir kontenjandan girmedi. Yani biraz da kadın olsun, o yüzden her dönemden de biraz kadın sanatçı alalım demedik. O kadın sanatçılar kendi haklarıyla doğal akışta aklımıza gelen sanatçılardı. Yani ilk yıllarda işte Farel Nisa Zeyd, ondan önce Mihri Müşfik, Hale Asaf, daha sonra Neşe Erdok, Nur Koçak, İpek Duben, Seyhun Topuz, Jale Erzen, Tomur Atagök, Meriç Hızal, Tülin Onat ve Azade Köker, Suzan Batu, Kezban Arca, Selma Gürbüz, yeni kaybettiğimiz rahmetli arkadaşım, Şükran Moral, Gül Ilgaz, hepsini sayamıyorum ama Leyla Emadi, Ardan Özmenoğlu, Hayal İnce Doğan, Şevval Başalan ve Avuç'un sanatçısı Eylül, Avuç grubunun. Şimdi bu bizi çok mutlu etti. Çünkü inanmayacaksınız, çok özet geçiyorum. Mecburen birçok konuyu burada özet geçeceğim. Türkiye'de Türk sanatının 100 yılına ismini bırakmış sanatçıları çıkarırken üçte biri kadın diyebiliyoruz. Fransa ya da Amerika'da bu böyle değil. Fransa'da veya Amerika'da erkek sanatçılar ve erkek sanatının egemenliği çok daha baskın. Atatürk'ün gerçekten kadın erkek eşitliği ve büyük kültür devrimi,
cumhuriyet, demokrasi ve laiklikle oluşturduğu yeni toplumun hediyesi bu bize. Bu da çok önemli bir olay. Bu sanatçılar arasında da öyle bir denge götürmek lazımdı ki bir şekilde tabii ki çok kişi memnun olmayacaktı. O niye yok, bu niye yok, şu niye yok diye. Fakat serginin geneline baktığımızda Türk modernizminden Türk empresyonistler, kübistler, Paris ekolü sanatçıları, Paris soyutları, Amerika'da yaşayan sanatçılarımız, işte Doğan Çay ve Akyavaş gibi, Mimar Sinan'ın figüratif ekolü, soyut ekolü, Ankara ressamları, ondan sonra genç kuşak sanatçılar, benim kuşağımın sanatçıları, Marmara ressamları, her birinden örnekler vardı. Tabii ki hepsini alamazdık çünkü o zaman mesela 81 sanatçının 20'sini Paris ekolü Türk sanatçılardan alabilirsiniz, 25'ini. Ama o zaman o 81'in temsiliyeti bozulur. O dengeleri tahmin ediyorum o bu zor olayda doğru yürütebildik. Şimdi ayrıca her hafta büyük paneller yaptık sergi salonlarında. Taksim Sanat'ta veya Piramit Sanat'ta paneller yaptık. Modern ve Çağdaş'ın serüveni. Bu panellerde Levent Çalıkoğlu, Yusuf Taktak, Fırat Araboğlu, ben, Kıymet Giray, Hasan Bülent Kahraman, daha sonra Türk Edebiyatı konusunda Ahmet Bozkurt, Baki Asil Türk, Hasan Bülent Kahraman, Zeliha Berksoy, opera ve tiyatro konuştuk. Zeliha Berksoy, Orhan Aydın, Dilek Türker konuştular. Bunlar da 100 yılın değerlendirilmesi yapılırken disiplinler arası diyaloğun oluşması açısından son derece önemliydi. Bu arada her iki sergiyi de cep telefonunuzdan Instagram'da Beydir Baykam'a girerek, iki Instagram'ım var. Biri @artofbedirbaykam, sırf eserlerim. Bir de @beydirbaykam. @beydirbaykam'a girerseniz bu aşağı yukarı Ocak ayında tahmin ediyorum yaptığım paylaşımlarda iki uzun video göreceksiniz. Aşağı yukarı yarım saat 40 dakika her iki salondaki sergileri, eserleri göstererek, sanatçılarını sayarak anlatıyorum. Dolayısıyla burada yarım saatte yapmaya vaktimiz olmayan bir olayı arzu edenleriniz Instagram'dan detaylı bir şekilde rahat rahat her iki salondaki sergiler hakkındaki uzun videoları izleyebilirler. Burada şunu eklemek istiyorum. Serginin müziğine özel önem verdik. Mehmet Kılıçel'le 100 yıl üzerinden Türk müzisyenlerin, ki aralarında Zülfü de vardı, Zeki Müren de vardı, Fazıl Say da vardı. Çok farklı müzisyenlerin yaptıkları müzik eserleri, parçaları eşliğinde bu sergiyi izliyordunuz. Asımın kronolojik olmadığını size söyledim. Ve bu kronolojik olmayan asımın gerçekten çok keyifli bir algılar dizisi sağladığını ve sanki o salonda, o açılışlarda o farklı kuşak ve dönemlerdeki sanatçıların adeta buluştuğunu ve bir sanki soyut kavramsal dostluk ilişkisi
içine girdiklerini gördük. Şimdi maalesef tabii ki böyle bir sergiyi Kültür Bakanlığı'nın normalde yapabilmesi lazım. Çok daha geniş bir şekilde. Ben bir küratör olarak sonuçta sanatçılığımın yanı sıra küratörlük de yapıyorum. Bir herhalde 15-20 yıldır. Ben de küratör olarak bunu dediğim gibi 160 sanatçıyı, 180 sanatçıyı aynı anda sunabileceğimiz bir mekanda yapmayı tercih ederdim. Ama bu topraklarda doğruyu söylemek gerekirse adeta bu her ne kadar devletimiz bir kültür devrimiyle kurulduysa sanata bu kadar değer ve önem veren bir Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde biz maalesef en az herhalde doğruyu söylemek gerekirse belki 70 yıldır bu ülkede sanat devlete rağmen yapılıyor. Yani o yüzden bütün bu olaylar, bütün bu girişimler biraz sabote edilmiş oluyor. Normalde sizin, bizim ülkemizde en az şu anda 20 adet modern ve çağdaş sanat müzesi olması lazımdı. Şu Türkiye haritasıysa eşit olarak her tarafa dağılmış olarak ve bu müzelerin birbirleriyle rekabet içinde olmaları lazımdı. Mesela her kuşaktan sanatçıların retrospektifini sen yapacaksın, hayır ben yapacağım diye birbirleriyle kavga etmeleri lazımdı. Önce sende açılacak, önce bende açılacak diye. Yani Atatürk'ün açılmasına vesile olduğu tabii ki İstanbul Resim Heykel Müzesi ve daha sonra açılan Ankara Resim Heykel Müzesi dışında işte şu anda İstanbul Resim Heykel Müzesi de Beşiktaş'tan taşındı İstanbul Modern'in karşısına bildiğiniz gibi. Bunun dışında devletimizin maalesef açtığı bir adet modern veya çağdaş sanat müzesi yok. Şimdi buna ne diyebilirsiniz? Yani 111 bin tane cami yapıyorsunuz. Yüzlerce binlerce spor tesisi, üniversite, tabii ki onlar da olacak, olması lazım, çok önemli. Ama sanat bu kadar mı yok sayılabilir? Yani bu kadar mı bir devlet büyük bir borç biriktirir sanatçılarına ve sanatına? Mesela yarın ben bu ülkede söyleyeyim, başbakan ya da cumhurbaşkanı olsam derim ki önümüzdeki yılın bütçesinin ben %25'ini çağdaş kültüre, sanata ayırıyorum. Çünkü o kadar korkunç bir borç biriktirdik ki 70 yıldır. Ancak belki 4 yıl, 5 yıl boyunca bu kadar büyük finans kaynakları ayırarak yeni müzeler, genç sanatçılara imkanlar, onlara yurt dışı gezileri yok. Öyle bir durum şu anda yok. Arkadaşlar ayrıca böyle bir serginin, burada izlediğiniz serginin tabii ki dünyada normalde gezmesi lazım. Normalde böyle bir serginin buradan Paris'e, Berlin'e, belki Chicago'ya, New York'a, Londra'ya, Madrid'e, Milano'ya gitmesi lazım. Buna benzer sergilerin Kültür Bakanlığı'nın böyle üst düzey büyük temaslarda olması lazım. Ama maalesef o konularda da tık yok. Sözde bir Kültür Bakanlığımız var. Kültür ve Turizm Bakanlığımız var. Hangi arsa imara açılacak çok iyi takip ediyorlar. Ama maalesef esas onlardan beklediğimiz bu büyük çabalar ve Türkiye'nin çağdaş kültürünü ve yüzyıla yayılan modern ve çağdaşlık serüvenini dünyaya aktarmak gibi bir çabaları maalesef yok. Bu da bize düşüyor. Yani bize düşüyor derken işte biz piramit sanat olarak bunu yapıyoruz. Bireysel küratörler büyük çabalar harcıyorlar.
Türkiye'deki diğer sanat merkezleri veya özel bankaların veya özel sektörün müzeleri çabalar yapabiliyor. Ama normalde bir Fransa için en önemli varlıkları kültür varlığıdır. Yani Fransa hükümeti için bilmem Louvre Müzesi'ni nasıl geliştirecekleri, Pompidou Müzesi'ni nasıl geliştirecekleri veya orada açılacak sergilerin programı, listesi veya yeni Fransa'nın her tarafına yayılacak yeni sanat merkezleri ve müzelerin ve belediye müzelerinin neler yapacağı o hükümetin ana gündemleri arasında yer alır. Maalesef böyle bir ülkede yaşamıyoruz. O yüzden her birimize çok iş düşüyor. Unutmayın ki Türkiye'de sanat ve çağdaş sanat yıllardır varsa özel koleksiyonerler, özel girişimciler, özel şirketler sanata zaman ayırıp, yer ayırıp, duvarlarında yer ayırıp bunu satın aldıkları için var. Yoksa bu sergide gördüğünüz örnekler de olmazdı. Bu tebrik ettiğimiz Bilgi Daygül'ün 10 yıldır düzenlediği bu fuar da olmazdı. Ali Güreli'nin 20 yıldır düzenlediği İstanbul Fuarı da olmazdı. Onun için her birinizin, sanatçılarımızın, sanatseverlerin, koleksiyonerlerin çabalarına çok ihtiyaç var. Ben vaktimi 1-2 dakika geçtim. O yüzden özür diliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gelip kataloğu da karıştırabilirsiniz. Çok sağ olun. Sağ olun, var olun. Sevgiler.